Merhabalar değerli Yön Medya izleyicileri. Bir Yön'ün gündemi programında hep birlikteyiz. Yanımda şu an Hasan Subaşı bulunuyor. Sevgili Hasan Subaşı ile bu haftaki programımızda Kuzey Renvestfalya'da eyalet temsilciliği görevinde bulunan Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'na bağlı Bölge Temsilciliği Yönetimi'nin genel kurulu yapıldı geçtiğimiz pazar günü. Bu genel kurulu Sayın Subaşı ile değerlendireceğiz. Programımıza hoş geldiniz Sayın Subaşı. Hoş bulduk sevgili Kabakçı. Evet Sayın Subaşı. Almanya'daki Kuzey Renvestfalya eyaleti yani Almancası NRW dediğimiz eyalet Almanya'nın en büyük eyaletlerinden biri. Nüfus olarak da göçmen nüfusunun en çok yaşadığı bir eyalet. Aynı zamanda da Alevi nüfusunun çok olduğu bir eyalet. Ve de Alevi cemevlerinin de en çok bulunduğu eyalet. 45 cemevi var şu an. ABF'ye kayıtlı, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'na kayıtlı 45 cemevi var. Ve bu 45 cemevinde bulunan 21 delegenin katılımıyla geçtiğimiz pazar günü Neuss şehrinde, Neuss çevremizde genel kurul yapıldı. Siz yılların örgütçüsü olarak örgütte emekleriniz, hizmetleriniz var. Aynı zamanda siyasal mücadele alanında da gözüken biri olarak bu genel kurulu nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan başlayalım isterseniz. Sevgili Kabakçı, 23 Ocak'ta Neuss cemevinde yapılan ABF NRW bölgesinin seçimli genel kurulu korona virüs salgınının çok yaygın olduğu koşullarda gerçekleştirildi. Buna rağmen çok yoğun bir katılım vardı. Bu çok önemli. Salgının yaygın olmasına rağmen delegeler, cemevlerinden gelen başkanlar örgütümüzü sahiplendiler. Örgütsel mücadeleyi sahiplendiler. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu sahiplenme çok önemli. Bunu çok doğru okumak gerekiyor. Bu boyutuyla bu genel kurul çok önemli bir genel kuruldu. 121 delege normal katılması gerekiyordu. 47 cemevinden yanlış hatırlamıyorumsa 117 delege genel kurula katılıp oy kullandı. Bu çok güçlü bir katılım, güçlü bir sahiplenme. Toplumsal Alevi iradesi, cemevlerinden gelen delegeler, başkanlar genel kurulu kitlesel olarak sahiplendikleri gibi o Alevi olgunluğunu da genel kurula hakim kıldılar. Yani delegelerde çok ciddi bir birlik yaklaşımı vardı. Birlikte yol yürüme, birbirlerine hoşgörüyle yaklaşma anlayışı vardı. Ve delegelerin bu tutumu genel kurula egemen oldu. Delegelerin cemevlerinden gelen başkanların bu tutumları gerçekten şey etti yani. Ekipleri de etkiledi. Ekiplerin birbirine karşı daha toleranslı, daha olgun yaklaşmalarının önünü açtı. Bu genel kurulda ben toplumsal Alevi iradesinin belirleyici olduğunu gördüm. Toplumsal Alevi iradesinden kastım da şudur, cemevleridir. Oraların başkanlarıdır cemevlerimizin ve delegelerdir. O toplumsal Alevi iradesi şunu dedi, hizmet yarışına evet, ekipler kurabilirsiniz, listeler oluşturabilirsiniz, kavgaya çatışmaya tartışacaksınız, eleştirileriniz olacak ama birlik dilini, yol dilini kullanmaya esas alacaksınız. Bunun dışında bir davranışın içine girdiğinizde bizim irademizi karşınızda bulursunuz şeklinde talimat düzeyinde bir tavır alıştı. Bu tavır, bu toplumsal Alevi iradesinin bu tavrı ekiplerinde daha dikkatli hareket etmesini sağladı. Birbirine tartışırken daha yapıcı bir dil kullanmaların önünü açtı. Ekipler de kurultay sürecinde, kurultay içinde dönüp toplumsal Alevi iradesine bakıyordular. Cemevlerinden gelen başkanların o tavırlarına, delegelerin o birlik ruhuna bakıyordular ve birbirine daha olgun, daha saygılı yaklaşıyordular. Eleştirilerini getirirken kırmadan, dökmeden, yol dilinden eleştiri yapmaya çalışıyordular. Ufak tefek olumsuz tartışmalar da oldu ama genel kurulun en önemli ikinci yönü de buydu. Sayın Subaşı, toplumsal Alevi iradesi bunu listelerde yarışan, hizmet yarışı için aday olan canlara bunu hissettirdi diyorsunuz. Peki yani şimdi genel kurul öncesi de yani her şeyde pürü pak değildi. Bunu da gerçeğe de yansıtmak lazım. Bir kutuplaşmalar, saflaşmalar vardı. Aşırı ağır tartışmalar vardı.
tabana bu nasıl yansıtılacak? Yani nasıl aşılacak bu kutuplaşmalar, saflaşmalar, tartışmalar? Bu ağır eleştiri demeyelim. Eleştiriler tabii ki olacak. En sert eleştiriler de olacak. Fakat kutuplaşma var örgüt içerisinde. Bir tartışma var o gruplar içerisinde. Daha doğrusu bu seçimlere gidilirken. Bu nasıl aşılabilir? Bunun çözümleri, yöntemleri nelerdir? Sevgili Kabakçı, bu genel kurul sürecinde tartışmalar da oldu tabii. Bazı olumsuz tartışmalar da yaşandı. İşte yapılan bir genel kurul vardı. 8 arkadaş seçilmişti. Olağan genel kuruldu. Olağan genel kuruldu. Berkam'ın cemevinde yapılmıştı o genel kurul. Ve 4 Salettin Göktürk'ün listesinden, 4 de Soner Solmaz'ın listesinden arkadaşımız seçilmişti. Ama sonuçta şey demediler, yönetimi oluşturamadılar. Onun ayrıntılarına bu programda girmeye gerek yok. Yönetimi oluşturmada yaşanan sorunlar, o tıkanmadan dolayı 23 Ocak'tan Noyus'taki olağanüstü genel kurul yaşandı. Bu sorun demene sorun var yani. Sorun olmasa olağanüstü kurultaya gidilmez. Bu süreçte tabii yapılan tartışmalar da var. Bu tartışmalar ama Enerve'den, tek başına Enerve'den kaynaklanan, Enerve'deki genel kuruldan kaynaklanan tartışmalar değil. Bu şekilde koyarsak yanlış bir yaklaşım olur. Çok gerçekleri yansıtmamış oluruz. Buradaki genel kurulda yönetime aday olan, hizmet yarışına aday olan arkadaşların o yarışından dolayı kaynaklanan tartışmalar da var ama tartışmaların ana kaynağında örgütün genel yapısındaki tartışmalar var. Ana kaynağı o. Yani buradaki tartışmalar o ana kaynaktan kopuk değil. Bu şekilde ele almak lazım. Yani ABF'nin son 3-4 genel kurulunda bu yönlü tartışmaların olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve çok birbirine yakın ekipler ayrı ayrı listeler kurmaya başladılar. Yani Alevi'liğe bakışı aynı olan, örgütlenmeye bakışı aynı olan, Muzalle'ye büyük bakışı büyük oranda aynı olan arkadaşlar ayrışmaya başladılar. Yani çizgiden daha çok yönetim noktasındaki o farklı bakışlardan dolayı ayrışmalar oldu, tartışmalar oldu. Ve bir de bu süre içinde bir tasfiyecilik gelişti. Ekipler birbirini tasfiye etmeye başladılar. Umarım hem merkez hem buradaki arkadaşlar bu yaşananları, Alev toplumunun birliği, örgütlenmemizin birliği, daha güçlü bir ABF için doğru bir temelde değerlendirirler, ele alırlar, iyi sonuçlar çıkartırlar bu yaşananlardan. Hatta şunu şey etmek lazım, yani tartışıp konuşmak lazım önümüzdeki dönem. Şimdi birlikte bir liste oluşturmanın, birlikte ekipler kurmanın önünde engelle. Biz niye böyle ayrışıyoruz? Biz niye ayrı ayrı listeler oluşturma zorunda kalıyoruz? Önümüzdeki dönem ana tartışma bu olması lazım. Yani çok tarif edici tartışmalar olmadı, sürtüşmeler olmadı bu Enerve genel kurullarında, hem Berkan'ın da hem de Noyus cemevinde yaşanan. Ufak tefek tartışmalar oldu ama genel anlamda olgun bir şekilde geçti. Görev bölümü noktasındaki tıkanma, yani o işi arkadaşların çözememesi, o çok olumsuzluktu. Bunun üzerinde de ciddi durmak lazım. Yani niye böyle eksik davrandık? Ya biz Alevi kadroları, yola hizmet eden, etmeye esas alan insanlar olarak ya da bu listeleri destekleyen delegeler, ekipler, insanlar olarak, arkadaşlar olarak, canlar olarak gerçekten hatta merkez örgütümüz olarak yani bu işi niye çözemedik Berkan'dan sonra? Bunu da ciddi tartışmak lazım. Burada kimseyi suçlama anlamda değil. Yani şu basit bir şey. Şunlar tıkadı deriz, işin içinden çıkarız. Evet. Kimseye bir şey kazandırmaz. Yani tıkayan da gerçekten kendini açık bir şekilde ortaya koysun. O tıkanmaya neden olanlar da, orada şu kadar da olsa katkısı olanlar da, yani herkes bir yüzleşsin kendine. Tıkanmada kimin ne kadar payı varsa bunları ortaya koyarak biz yol alabiliriz. Ve bu tartışmayı da şu temelde yapmak lazım. Ders çıkartma. Bir daha bu tür şeylerin örgütümüzün içinde yaşanmaması açısından yapmak lazım. Yoksa tartışmayı şu şekilde yaparsak birilerini mahkum edelim, bir ekibi mahkum edelim, bu bize bir şey kazandırmaz, bu yola da bir şey kazandırmaz, bu örgütlenmeye de bir şey kazandırmaz. Ve artık Aleviler, Alevi örgütlenmesi, ekipler, kadrolar, yani bu hareketin şurasında burasında olan her canımız, hem her arkadaşımız, her yurttaşımız şundan vazgeçmesi lazım. İnsan tüketme, bir ekibi böyle silip atma,
Bunlar bize bir şey kazandırmaz. Kimseyi silip atmayalım. Hiç ne tek tek bireyleri silip atalım, ne ekiplere atalım, ne hata yapan, yanlış yapan arkadaşların üzerine tutulalım. Onları böyle hatalar dağın altında yok etme gibi tavır mavurların içine girme doğru işler değil. Alevice bir yaklaşım değil. Ya şimdi birliği, çoğalmayı nasıl sağlayacağız? Tam da buradan Sayın Subaşı, ben de onu tekrarlamak istiyorum aslında. Yani buradan eski yeni örgütsel, kitlesel bir arada birliktelik nasıl sağlanabilir? Siz de az önce belirttiniz. Her genel kuruldan sonra da insanlar ayrışıyor tekrar. Yani genel kurul öncesi bir tartışma oluyor. Fakat genel kurullar bittikten sonra da bir ayrışma tekrar başlıyor. Bunun yani önüne geçmek için çözümler nedir ve siz bu çözümleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne geleceğim, olması gerekiyor? Sevgili Kabak, sonra geleceğim. Burayı bir bitireyim. Evet. Şimdi bu temelde yaklaşmak lazım. Yani evet, bu ABF Enerve bölgesinde de işte Erkam'daki seçimden sonra bir tıkanma yaşandı. Dert dediğim gibi bu tıkanmayı tek bilmem kimin üzerine yıkma, kendini kurtarma falan olaydı. Yani kimin ne kişiler kadar payı üzerinden var? Değil. İki liste mi var? İki ekip mi var? O ekibi destekleyen delegeler mi var? Zemevler mi var? Arkadaşlar mı? Herkes ya birlikte bir komple değerlendirelim. Yani bu şekilde bakalım. Hepimizin mutlaka o süreçte payları vardır. Böyle bakarsak, böyle düşünürsek, sorunlara böyle yaklaşırsak çözeriz sorunları. Evet. Yol alırız. Yoksa şunu yaparsak, evet hata yaptılar, buradan çullanalım, buradan bitirelim. İşte bu tasfiyeciliktir. Bu tasfiyecilikten uzak durmak lazım. Bu Alevi hareketine darbe vuruyor, bu Alevi anlayışı değil, bu kimseye bir şey kazandırmıyor. Yani ne oluyor? Onu bitirelim, bunu bitirelim. Alevi hareketin içinde şöyle düşünen nefesini keselim, böyle düşünen nefesini keselim. Şu ekibin yanında olan düşman ilan edelim, öbür ekibin yanında düşman olan şey edelim. Bu tasfiyeci bir anlayıştır, bu Alevi'nin çoğulculuğuna aykırı bir anlayıştır. Hatta Alevi anlayışı değildir. Bu Alevi'den, bu anlayıştan arınmak lazım, uzaklaşmak lazım. Yani kaybedenler de kazananlar da bizim yol kardeşlerimiz. Evet. Aramızda tartışmalar olmuştur. Dönem dönem hatta kırıcı noktalara bu tartışmalar gitmiş de olabilir. Bazen o tartışmaların içinde insanlar birbirine kem sözde söylemiş seçim olabilir. Seçim atmosferine bağlamak lazım bir anlamda. Kul kusursuz olmaz. İnsan hatasız olmaz. Yönetime gelme, bir hizmet yarışı süreci var. Bu atmosferin de yarattığı bir takım şeylerden dolayı bu yönlü tartışmalar oldu. Önümüzdeki süreçte kucaklaşmayı şöyle yapmak lazım. Herkes birbirinin gönlünü alsın. Herkes o birbirinin kırık döktüğü yönlerini gerçekten sarsın. Varsa yaralar, o yaraları iyileştirsin. Yani öz eleştirsel temelde yaklaşmak lazım. Hoşgörüyle yaklaşmak lazım. Kucaklaşma temelinde yaklaşmak lazım. Ve gerçekten şu an kaç tane aday olursa bu süreçte yönetme, yani kollara, önümüzdeki süreçte bu arkadaşların hepsini pratik örgütlenmen için de gerçekten mevzilendirerek, pratikte onlarla da iş yaparak birlikte ayağa kalkmamız gerekiyor. Komisyonlar, çalışma grupları kurarak. Tabii bunları yaptığımız noktada bir örgütü ayağa kaldırabiliriz. Şu yok sevgili Kabakçı, bundan önceki programlarda da ben söyledim. Biz iktidar muzalles falan yürütmüyoruz. Alevi hareketin içinde nerede iktidar muzalles varsa onun önünde çelikten barikatlar kurmak lazım. Bu hizmet yarışıdır. Hatta bak bu genel kurullarda şu da ortaya çıktı. En son Enerve genel kurulunda da çıktı. Önümüzdeki süreçte Alevi hareketi bu listeci anlayışı terk etmesi lazım. Ekipler olabilir. Birbirini dışlamayan. Yani şunu yapalım. Merkez örgütümüzün, bölgelerin, inanç kurulların, kadınların, gençlerin belirli süreler içinde genel kurul yapacakları bilmiyor. Ya yolda birlik ekipleri oluşturalım. Birleşik listeler oluşturalım. Hatta şöyle gerçekçi davranalım. Alevi hareketin içinde eğilimler var, kesimler var. Ana gövdeyi oluşturan geleneksel Alevi kesim var. Alevili İslam'ın içinde gören kesimler var. İslam'ın içinde gören kesimler var. İşte diyelim sosyalistler var. Sosyal demokratlar var. Yani Alevi toplumun içindeki dokular, renkleri, kesimleri gerçekten temsil edecek. Onların sesini de yönetime taşıyacak. O noktada ilkesel temelde, birlikte çoğalma temelinde, tüzük, o bağlayıcı temelinde yola hizmet anlayışının bir araya gelelim, birlik listeleri oluşturalım. Yani
kim şey edecekse buralardan insanları seçelim, bu temelde bir ortak liste oluşturarak genel kurullara gidelim. Ya da diyelim tüm bu çabalara rağmen gerçekten o yönlü bir şey oluşturulamadıysa şu yapılsın. Yani toplumda gerçekten o bilinci verelim ve listeleri oluşturanlar böyle orada dursunlar. Yani kardeşim, arkadaş farklı bir listeden, sevgili canımız farklı bir listeden ama yola hizmet eden, örgütlenmeye hizmet edecek bir arkadaşımız. Yani ben bunun önünü kesmeyeyim, varsın girsin. Buyur. Sizin devamlı dillendirdiğiniz bir şey var. Ben onu da burada aslında açıklamak istiyorum. Tam bu noktadan sizin bir seç alıcı mantığınız var. Devamlı bunu dillendiriyorsunuz. Listeler içerisinde liyakatlı, emek verecek, koşturabilecek, Alevi örgütünü iyi tanıyan, bu konuda hizmetleri bulunan isimleri çekip almak. Bunu açar mısınız? Şimdi onu açayım sevgili Kabakçı da, ama zaten demin vurguladığım şeyi yapabilsek, şu Alevi hareketin içindeki kesimleri ve gerçekten de örgütlenmeyi ileriye taşıyacak insanları bir araya getireceğimiz, kadroları bir araya getireceğimiz ortak bir liste oluşturma en doğrusu. Bunu zaten yapabilsek seç alıcılığa buna da gerek kalmaz. Evet. Tam bunu yapamadığımızda en doğru çözüm yollarından yani bir tanesi, evet, delegelerin, cemevlerinin seç alıcı davranması. Toplumun içinde bu düşünceyi geliştirme. Evet. Yani yoksa şöyle bir şey olmuyor. Ya görüyorsun yani listelerin içinde çok düzgün insanlar var ama futbol takımı destekler gibi kaleye kolu bizim takım aslında mantığıyla insanlar eleniyor. İnsanlar seçilmiyor. Evet. Buradan arınmak lazım, buradan kurtulmak lazım. Uzun vadede Alev hareketini bu mahveder. Ve bunun harekete verdiği zararları biz görüyoruz. Her genel kuruldan sonra bir sürü kırgınlıklar, bir sürü küskünlükler, bir kısım insanın geri çekilmez, bir daha cemevlerine uğramaması, bir daha merkez örgütlerin etkinliklerine katılmaması. Yani bunlar şimdi yaşanmıyor değil, yaşanıyor gerçekçi olan. Her genel kuruldan sonra bu cemevlerinde de böyle oluyor, merkezi yapılarımızda da böyle oluyor. Bir sürü insan dökülüyor. Bir sürü insan küsüyor, kırılıyor. Hadi diyelim liste oluşturuyorsunuz. Yani tüm yolları denediz. Bir biçimde çözüm yaratamadız. Gelişmeler sizi liste oluşturma zorunda bıraktı. Ya tasfiyeciliği şey etmeyin yani. Önemli lazım. Yani tasfiyeciliğe girişmeyin. Listeleri oluştururken böyle karşı listede yola hizmet edecek insanları eleyecek yönelimlerin içine girmeyin. Yani orada en azından daha böyle alevciye davran. Tüm çabaları harcadık. Olmadı. Ama ben şu listenin içinde şu arkadaşımın yola hizmet edeceğini, örgüte büyük katkılar sunacağını biliyorum. Asla kesmeyeceğim. Listeci, bu ekipçi anlayışın dışına çıkıp biz bu çatışmaları, biz bu kutuplaşmaları, biz bu ayrışmaları, biz bu genel kuruldan sonra yaşanan küskünlükleri, kırgınlıkları nasıl ortadan kaldıracağız şeklinde derin, çözümü esas alan bir hesaplaşma, bir tartışma sürecine girildiğinde inanın bir yol bulunur. Çıkış var, çözüm var, sorun varsa çözüm de vardır. Tıkanma varsa çıkış da vardır. Biz çözümsüzlüğün, biz tıkanmanın yol erleri olmayacağız. Biz çözümün yol erleri olacağız. Biz çıkışın yol erleri olacağız. Alevi toplumu çıkışsız değildir. Zalimlerin o kuşatma çemberlerini yarıp birliğini, dirini koruyarak bugünlere gelen bir toplum sevgili Kabası bu sorunları da aşar. Eğer bu toplumsal Alevi iradesi her taraftaki bu genel kurullarda bu şekilde öne çıkartılırsa, kitle inisiyatifi geliştirilirse, kitlenin iradesi devreye sokulursa, delege iradesi, cemevlerin iradesi, o zaman ekip mekip kuranlar da bu toplum böyle tesbih sallar gibi sallayamazlar. Peki yansır mı Sayın Subaşı? Yansır. Yani bu Kuzey İrem Vesfalya bölgesinde yapılan bu seçimdeki bu delegelerin göstermiş oldukları tavır ve buradan çıkan sonuç Almanya genelinden bahsedersek yansır mı diğer bölgelere de? Çünkü sorunlar sadece Enerbe bölgesinde yok. Siz de az önce bahsettiniz. Hemen hemen her bölgede de bu tip sorunlar var. Oralara da yansır mı? Yani buradan bir başlangıç, bir miyat olur mu? Sevgili Kabakçı, Enerbe'de bu iş başladı. Enerbe bir başlangıç oldu şeklinde bakmamak lazım. Örgüt aslında genel anlamda şu an öyle bir sürecin içine girmiş. Son genel kuruldaki seçilen ABF yönetiminde bu iş. Düşünüyor. Sevgili Hüseyin Mat'ın, başkanımızın son yazısı bir yazı var.
olumlu bir yazı. Çözüm gücü olacağız. Tabii yaklaşacağız. Göz ardı edilmesin. Kucaklaşacağız diyor. ABF Genel Başkanı Hüseyin Mat'ın bu yazısı neyi gösteriyor? Yani merkez örgütümüz de bu sorunları tartışıyor, çözüm yolu arıyor. Enerve'deki bu toplumsal alev iradesi önemli. İnsanların gerçekten örgütü sahiplenerek, yolla birliği esas alarak mücadele etmeleri de değerli. Şimdi hem bu hem merkez örgütün böyle bir yönelimin içine girmesi, yani İnaş Kurulu da böyle bir yönelimi tartışıyor kendi içinde. Kadınlar da gençlikte gençler, tartışıyor. Evet. Yani başka bir çaremiz yok. Ve ben şuna inanıyorum ya, bunların hepsi Alevi insanlar. Örgüt hepsi bütünüyle tartışıyor. Yıllarca bu yola hizmet etmişler, bu örgüte hizmet etmişler. Yani şöyle bir şey yok. Biz hep birliği düşünüyoruz da, biz hep böyle olumlulukları düşünüyoruz da, öbür arkadaşlar hep böyle kırıcı, tökücü, yıkıcı ya da bu sorunların büyümesini ne hizmet ediyor. Hayır. Şu an bu gidişattan şikayetçi olan her kesim, her ekip, her birey, her yönetici çözüm yolu arıyor. Herkes kendine göre bir çözüm yolu bulmuş. İşte beceri bulduğumuz çözüm yollarını birleştirme önümüzdeki. Harmanlaştırma. Evet. Bulduğumuz bu çözüm yollar noktasında bir araya gelme, yoldaşça, kardeşçe tartışma ve bu çözümlerimizi harmanlayarak, tezlerimizi bir senteze dönüştürerek ortak çözüm ortaya çıkar. Örgütümüz duruyor, kitlemiz duruyor. Biz büyük bir örgütüz. Yani sorun yaşansa da, bir takım şeyler de olsa ABF kitlesel bir örgüt, güçlü bir örgüt. Böyle kolay şu bu rüzgarından da yıkılacak, bilmem ne yapılacak bir örgüt değil. 30 senelik ama bir örgüt, geçmişi de var. Daha büyümeye esas almamız gerekiyor. En ufak şekilde de olsa örgütümüzün bir yerinde bir Ermeninin olmasını istemiyoruz. Tek bir insanımızı böyle kaybetmek istemiyoruz. Bunu esas almak lazım. Biz niye kaybedelim ya? Yani geçmişte hizmet yapan insanlardan birimler oluşturalım. Meclisler kurulabilir, başka birimler oluşturulabilir, komisyonlar kurulabilir, alevi konseyleri oluşturulabilir. Bir sürü çözüm yolları var. Bunlar örnek. Ben isimlere takılıp kalmıyorum. Geniş bir örgüt. Yelpazesi geniş. Eski değerler de var. Eski başkanlar da toplanabilir. Tabii bu yani, yelpaze geniş. Öyle bir şey yapmak lazım ki, yani ta kuruluşundan bugüne kadar evet, hizmet edin. Emek vermiş. Arkadaşları bir yerlerde tutmak lazım. Eskiden işte diyelim bir bölgelerde yönetim kurullarında görev yapmış. Bölge başkanlığı yapmış arkadaşlar. Ya bunları atıl durumda bırakmamak lazım. Bunları örgütün belirli birimlerinde aktif şekilde getirmek lazım. Kitlesel örgütlenmede bunların çok büyük rolü olur. Evet. Olumsuz tartışmaların aşılması noktasında çok önemli etkiler olur. Bazen insanlar şunu yapıyor, süreci kendiliğinden başlatıyorlar. En büyük yanlış bu. Bizde emek en yüce değerdir. Sen yoğunlaştırılmış sürekli emeği yok sayamazsın. Emek sürecidir. Bu örgütlenme bir emek sürecidir. Evet. Bir örgütlenme, o emek sürecinin ateşinde böyle pişe pişe büyüyerek bugünlere gelmiş. Ter akıtılmış, emek harcanmış, cebelleşmişler insanlar. Bunları görmeden, bunlara değer vermeden geleceğini sen şekillendiremezsin. İnşa edemezsin. İşte diyelim kazanımlarımızdan tut alevlik derslerimize kadar, cemevlerimizin kitleselleşmesinden tut yeni kurumlaşmalara kadar. Şimdi bunların hepsi nasıl olacak? İşte bu temelde bir takım şeyler. Kadınlar da bunu yapacağız, İnaş Kurulu'nda bunu yapacağız, gençlik, bölgelerde bunu yapacağız, gençlikte bunu yapacağız. İşte gençlik, Alev Hareketi'nin içinde gençlik çok önemlidir, yani çok önemli birimdir. Hatta şah damarıdır Alev Hareketi'nin. Yani dünyadaki tüm toplumsal, inançsal örgütlenmelere bakın. Her dönem eğer bir örgütlenmenin gençliği güçlüyse, güçlü bir gençlik örgütü varsa örgütlenme gelişmiştir, büyümüştür. Kendini ilerilere taşımıştır. Kitlesel gücünü korumuştur. İşte gençliğimizde yeniden kazanmamız gerekiyor. Yani oralarda da yeni planlamalar, yeni bir takım örgütsel mekanizmalar, yeni düzenlemeler gerekiyor. Ama bunların hepsine sevgili kabakçı, kapsayıcı, kucaklayıcı, gerçekten yanlışları eleştirirken, hataların üzerine gidirken kırmadan, dökmeden kazanmayı esas alarak, doğruları kırıp dökmeden insanlara göstererek, yani o eleştiri sürecini de güçlenme sürecine dönüştürerek, yani eleştiriler şuna hizmet etmesi lazım. Biz birbirimizi eleştirelim, iyi valla. Eleştiri insanı geliştirir. Eleştirin olmadığı yerde çürüme olur. Ama her eleştiri
güçlü bir ayağa kalkışı. Aynen. Hem bireyde hem örgütte. İçi dolu bir eleştiri. Hem merkezde hem cemevlerinde, hem kadın örgütünde, hem gençlik örgütünde, hem inanç örgütünde. Güçlü bir ayağa kalkış. Berebende getirmesi lazım. Bu hareketin içinde bundan önce de vardı, şu anda var, bundan sonra da bu hareket var olduğu sürece var olacak. Eğilimler, kesimler olacak. Asla hiçbir eğilim, hiçbir kesim eğer yola karşı olumsuz şeyler yapmıyorsa birbirini dışlayacak yönelimlerin içine girmemesi lazım. Evet. Biz kiminle cebelleşiriz? Örgütsel birliğimize zarar veren, aleyhi yol ilkelerinin dışında kafasına göre örgütün içinde bir şeyler çevirmeye çalışanlarla cebelleşiriz. Bu yolun sahipleri var. Bu yol asırlardır gelmiş. Yani bu yolun velilerini, ulularının değerlerini, kutsallarını ki de bir tartışma masalarına getirmemek lazım. Bu bizim örgütsel birliğimize, bu bizim toplumsal birliğimize ciddi zararlar veriyor. Yani tartışmalar olur. Biz Allah'ı böyle eleştiren bir toplumuz. Tutar zilfikarını kırarım Ali demişiz. Evet. Şimdi bizim ulularımıza yönelik de eleştiriler olabilir ama bundan hiçbiri saygısızlık temelinde değil, yıkıcılık temelinde değil. Veya yoksa ya da yok sayma temelinde değil. Aleyhi kadrosu toplumun değerlerine karşı saygılı olan kadrodur. Görüşü olabilir. Eleştiriler de olabilir. Hatta farklı bir takım bakış açısı da olabilir. Ama gerçekten onları böyle toplum içinde gerginlikler, kırılmalar dökülmedenler yaratmadan, saygıda kusur etmeden dile getirmesi lazım ve bu toplum o noktada vicdanlı bir toplumdur. Yani düşüncelere saygısızlık yapmaz. Düşünce özgürlüğüne Alevilerin sonuna kadar saygısı vardır. Ama yeter ki gerçekten düşünce özgürlüğü temelinde bu işler dile getirilsin. Şimdi mesela bunlar çok önemli. Nasıl çoğalacağız? Sorunları nasıl edeceğiz, aşacağız? İşte demin bir yönünü ortaya koydum. Yani herkes bir kere birbirine karşı bu kem gözle bakma işinden vazgeçmesi lazım. Sevgi yumakları oluşturacağız. Sevgi. Kin yumakları değil, düşmanlık yumakları değil. Birbirimize karşı toplumsal sevgi. Yol kardeşliğinin o sevgi yumaklarını oluşturacağız. Çözeceğiz, başka yolu yok bu işin çözmeden başka. Sorun varsa çözüm de vardır. Şimdi bu şekilde yaklaşmak lazım. Yani şimdi şunu düşünün ya, biz işte Sivas'ta katledilen 33 canımızı birlikte anıyoruz. Yürüyüş yapılıyorsa birlikte örgütlüyoruz. Birlikte gidip o mitinglere katılıyoruz. İşte ABF'miz Arena'da çok büyük bir etkinlik yaptı. Hepimiz emek harcadık, hepimiz katıldık. Oradaki o kitlesel katılım, o orayı doldurabilmek için birlikte hareket ediyoruz. Etkinliğin yani çok kaliteli olması, evet. Dünya halklarını o etkinliğin içinde birleştirmemiz, Alevi düşmanlarına oradan verilen mesajlar hepimizin göğsünü kabarttı. Şimdi bunları etmemiz lazım ve övüneceğimiz şeyler var, sevineceğimiz şeyler var bu örgütün içinde. Her şey böyle olumsuz da değil. Bu örgüt mesele hepimizi onurlandıran bir sürü gelişmenin altına imza atmış, kazanımın altına imza atmış. Bu örgüt 160 tane cemevini kurmuş. Bu 160 cemevinin bir sürü yerde binalarını almış. Alevi toplum artık örgütlü bir toplum. Bu örgüt bunu sağlamış. Bir güce dönüştürmüş bizi. Bizim en gururlanacağımız, en onurlanacağımız yer buralardır. ABF bizim Almanya'daki örgütlü birlik çatımızdır. Örgütlü onurumuzdur, gururumuzdur. Dünyaya açılan gözümüzdür. Nefes borumuzdur. Şimdi buradan bakmak lazım. Peki Sayın Subaşı, şunu sormak istiyorum. Az önce de belirttim, siz yılların örgütçüsünüz. ABF'de, Alevi, Almanya, Alevi Birlikleri Federasyonu'nun bütün cemevlerinde de hemen hemen görünür bir şekildesiniz. Emekleriniz var, hizmetleriniz var. Gerek basın alanında, gerek mücadele anlamında emekleriniz var. Sizin, şunu da sormak istiyorum. Sizin bu genel kurulda keşke şu da olsun dediğiniz veya bir dahaki genel kurulda olmasını istediğiniz veyahut da önümüzdeki genel kurullar, diğer bölgelerin genel kurulları, herhangi bir toplantılar, cemevlerinde o anlamda görmek istediğiniz başka neler var? Orada da neleri siz eklemek isterdiniz? Genel kurul ufak tefek olumsuzlukların içinde olumlu geçti. Yani orada ben demin söyledim, iki tane esas şey vardı. Bir, toplumsal Alevi iradesiydi. O çok yansıtıldı. Yansıtıldı. Yani listelerde yarışan arkadaşlara o her iki listeye de ayar verdi o delegeler. İki, sahiplenme noktasında toplumsal Alevi iradesi tüm gücüyle kendini ortaya koydu. Biz bu örgüte her koşulda sahip çıkarız. Hastalıksa onu böyle göze alır, geliriz örgütümüze sahip çıkarız.
Bu örgüt sahipsiz değildir. Bu iki şey çok iyi okunması lazım. En değerli şeyler bunlardı. Üçüncü önemli şey de arkadaşlarımız sonuçlar açıklandıktan sonra orada çıktılar birlikte. Yaptıkları o konuşmalarla birlik mesajı verdiler. Verilen ortak fotoğraf yarın toplumsal aleyhi mücadelesinin içinde pratiğe de dönüşecek. Pratikte de bu yönde adımlar atılacak. O da çok önemliydi. Hem bölge açısından hem ABF açısından. Yani şimdi bu ya aynı zamanda işte ne yapacağız? Demin vurguladığım gibi o olumlulukları da göreceğiz. O rüzgarı da arkamıza alacağız. Mesela aleyhlik dersleri. Şimdi biz bir yandan zorunlu din dersine karşı muzalda yitiriyoruz asimilasyona karşı. Ama zorunlu din derslerinin başına esas kesen en keskin kılıç aleyhlik dersleridir. İşte aleyhlik derslerine diyelim çocuklarımızı buralarda gönderdiğimizde sokakta şurada burada bizim çocuklarımız kimse etkileyemez. Aleyhlik dersleri önemlidir. Hatta örgütlenmemizin şah damarıdır. Yani her örgüt, her yönetici, her yol ereni, her alev kadrosu kendini alevlik derslerini büyütmeye kilitlemesi lazım. Eğer biz bu örgütü yarınlara taşıyacaksak güçlü bir temelde, eğer kitlesel bir ABF'den bahsediyorsak gerçekten çocuklarımızı alevlik derslerine göndermek lazım. Alevlik derslerine giden her çocuk yolundan bütünleşir. Yolu öğrenir, inancımızı öğrenir ve ne yapar? Cemevlerine bilinçli bir şekilde gelir, üye olur, sahip çıkar. Şimdi Enerve'de birinci görevlerden biri de bence şu olması lazım bu yeni yönetimin. Biz bu kutuplaşmayı ortalıklardan kaldırıp Aleyhik'teki çoğulculuk temelinde, yol kardeşliği temelinde kucaklaşmayı geliştireceğiz, büyüteceğiz. Bu çok önemli. Evet, bunu yapmak lazım. Zaten bunu başarın, çok kitlesel bir büyümenin önünü açarsınız. Müthiş bir kitle desteği alırsınız. Ondan bir sürü işler yaparsınız. Bu çok önemli. Çalışmanızda da başarılı evet. olursunuz. Evet, yani cemevlerindeki bu kutuplaşmayı ortadan kaldırmak lazım. Bu bölgede çok güçlü şeyler yapılır ve Enerve'de ortaya çıkan bu enerji her taraf bu şekilde etkiler. Şimdi aynı şekilde kadın örgütüne, inanç kuruluna, gençliğe kapsayıcı, kucaklayıcı temelde yaklaşmaz lazım. Bu arkadaşlarla da oturup ciddi ciddi ortak programlar, çalışma programları çıkartmak lazım. Gençliğin temsilcisi var, inanç kurulunun temsilcisi var kadınların. Yetim mecbi anla şey var. Var da var işte toplantıdan toplantıya geliyor. Bu yetmiyor. Orada bir tane iki tane insan olması yetmiyor. Oturacaksınız. Birbirinizin faaliyetlerini planlayacaksınız evet. ortak bir şekilde. Kadın çalışmasındaki aksaklık ne? Gençlik çalışmasındaki aksaklık ne? İnanç çalışmasındaki aksaklıklar ne? Bölge yönetiminin çalışmalarındaki aksaklıklar ne? Toplamında cemevlerindeki çalışmalarda aksaklıklar ne? Bunları kardeşle birlikte tartışacaksınız. Biz aynı örgütün birimleriyiz. Ve her taraftaki sorunları o birlik iradesini ortada kaldıracaksınız. Birbirinize güç aktaracaksınız. Birbirinize güç katacaksınız. Kadın alanındaki bir zayıflama senin sorunun olacak. Sen bölgedeki bir zayıflama kadın örgütünün sorunu olacak. İnanç kurulundaki bir zayıflama kadın örgütünün bölgenin sorunu olacak. Onlardaki bir zayıflama inanç kurulunun sorunu olacak. Onu kendi sorunu olarak görecek. Bunlardaki zayıflama gençliğin kendine sorun edecek. Bu zayıflanmayı ortadan kaldırması için iradesini ortaya koyacak. Gençlikteki zayıflanma, tıkanmaları öbürleri kendi sorun edecek. ABF bunlardaki tüm sorunları şey edecek. Örgüt bu. Yani komple bir sahiplenme, birleşik bir irade, birleşik bir ruh hali ve neresinde bir sorun yaşanırsa herkes şunu çok iyi bilsin. Her şey tabii birbirine ilinti içindedir. Yani şuradaki bir olumluluk da öbür tarafı etkiliyor, olumsuzluk da. Şimdi bura çok önemli. Yani vücudun organları gibi. Tabii, bura çok önemli. Merkezine ilişkiler çok önemli. Asla anarşist bakış açılarına yer vermemek lazım. Merkezine ilişkileri örgüt terbiyesi içinde, örgüt disiplini içinde, örgüt ilişkileri, ilkeleri temelinde sürdürme çok önemli. Herkes birbirine saygılı olacak. Şimdi diyelim ki yönetimler. Ya şimdi 8 kişilik bir yönetimin koca Enerve bölgesinin sorunlarını tek başına çözme şansı çözebilme yok. Çözebilme imkanı yok. Yani çözemez. Çok iyi kadrolar da olsalar, çok çalışkan arkadaşlar da olsalar, yola bağlı yol erler de olsalar, 8 kişi 50 tane derneğin oldu. Bir koca bir bölgedeki sorunları çözemez ya da olumlulukları daha da büyütemez tek başına. O zaman ne yapacak? Kolektif örgütlenmeyi, kolektif yönetimi esas alacak. Mesela
Ben Enerve bölge yönetiminin yerinde olsam, Enerve'de onlarca komisyon kurarım. Onlarca. Yani tek başına cemevlerin başkanlarından oluşturduğum WhatsApp grubu ya da arada bir yapacağım bölge toplantılarından sınırlı kalmam. Yani onlarca komisyon kurarım. Komisyon başkanlarının hepsini yönetimin olduğu yere alır. Ve devamlı bir araya gelir. Evet. Örgütlenme komisyonu, basın komisyonu, uluslararası ilişkiler komisyonu diyelim. Sen Alevilik dersleri komisyonunu kurdun Enerve'de merkez olarak. Ve buna bağlı her cemevinde 5 kişilik komiteleri kurdun ya da 10 kişilik komiteleri kurdun. Sen şimdi 50 tane cemevinde 10 kişilik komite kur. Çarp bakalım sevgili Kabakçı. 500 mi eder? 500 eder. Sen 500 tane insanı Alevilik dersleri için harekete geçiriyorsun. Şimdi gençlik zeminde mesela gençliği yeniden Alevi kültür merkezlerinin içine çekmek lazım. Her cemevinin bir Alevi gençlik örgütlenmesi olması lazım. Bediüzzaman var, bizim üniversitelerde bir gençliğimiz var. Ama cemevlerinde gençliğimiz yok. Bu derde derman olmak gerekiyor. Şimdi bunun yolunu bulmak lazım. Cemevlerinde yeni gençlik örgütlerini yaratırken bunları da Bediüzzaman'ın üniversitedeki gençlik örgütleriyle de yine böyle birbirine güç katan, güç veren bir bağlantı içinde şey etmek lazım ama cemevlerin içinde çok güçlü gençlik örgütleri olması lazım. Sen şimdi bölgeyi nasıl ayağa kaldırabilirsin? Böyle ayağa kaldırabilirsin. 8 kişilik yönetimle imkansız. Evet, faaliyetler yapma işte diyelim kazanımlar. Kazanımları güçlü kılacak, içini dolduracak gerçekten yapılanmalara gitmesi lazım. ABF genel merkezin tek başına yapacağı bir şey değil. 13 kişilik bir yönetim bunların hepsini tek başına yapamaz. Kazanımlar bizim açımızdan önemli. İşte kazanımların için nasıl dolduracağız? Tamam, bu kazanımları kalıcı hale nasıl getireceğiz? Bunlara kafa yormak lazım. Bu konuda gerçekten bir takım oluşumların içine girmek gerekiyor. Ya da ırkçılığa karşı bir mücadele ırkçılık gelişiyor. Ona karşı gelişen bir mücadele var. Doğa çevre mücadelesi var. İşte işsizlik baş göstermeye başladı. Kira sorunları Berlin'den tut bilmem nereye kadar artmaya başladı her tarafta. Buralarda da. Evet. Şimdi bunlar Alevi insanı da ilgilendiriyor. Evet. Bu sosyal toplumsal muzallenin içinde olma. Bu konuda gerçekten kendini görür kırma. Bunların hepsi önemli. Konuşmamın o önceki bölümlerinde de dile getirdiğim gibi. Ta kuruluştan kim varsa bugüne kadar. Mesela bu bölgede kaç tane başkanlık yapmış insan varsa. Bölge başkanı. Yönetimlerde kaç görev yapmış, kaç canımız varsa, kadın erkek. Ya bir kere bunlara gitmek lazım. Enerve Alevi Konseyi olabilir, meclisi olabilir. Ve bunların içinde kim olabilir? Bölge başkanlığı yapmış arkadaşlarımız olur. Hocam, bölge yöneticiliği yapmış arkadaşlarımız olabilir. Örgütlenme noktasındaki yetenekli insanlarımız olabilir. Bu yönlü bir şey. Ya da kadrolar platformu, Alevi kadrolar platformu. Bu çok önemli. Senin kadroların yoksa sen yol alamazsın. Yol alamazsın. Örgütü örgüt yapan, kadrolar. Örgüte can veren, ruh veren kadrolardır. Örgütü diri tutan, örgütü doğa gibi sürekli böyle yemyeşil tutan, canlı tutan, renkli tutan kadrolardır. Diyelim kadro hareketi, güçlü bir kadro hareketi, güçlü bir eğitim, bilinçlendirme hamleleri. Şimdi bunlar çok önemli. Yani kapsayıcı, kucaklayıcı bir anlayışla bunlar yapıldığı noktada ben inanıyorum ki Enerve'de çok güzel gelişmeler olur, çok olumlu gelişmeler olur ve merkez örgütlenmemiz de bu yönelime tüm gücüyle ben destek olacağını düşünüyorum. Güçlü kılar çünkü bu bizim merkezi örgütlenmemiz de ABF merkezimiz de güçlendirecek. İşte projeler noktasında da merkezi örgüt yapıyor, bölgede de bu projeler noktasında yapılacak bir sürü şey var. Yani çözüm gücü olarak. Sorun yaratan değil, sorunları çözen ve yolla birliği esas alan, Alevi dilini kullanan, sıkı sıkı Alevi'nin yol ilkelerine bağlı olan, Alevi'nin bir ikrar yolu olduğunu bilen, onun gereklerini yapan, gerçekten toplumun değer yargılarına karşı da böyle saygısız davranışların içine girmeyen bir anlayışla yüklendiğimiz noktada biz başarırız. Başaramamamız için hiçbir neden yok. Biz birliğin devrişleri olacağız. Biz birliğin, yolda birliğin kadroları olacağız. Biz ABF'nin yol erleri olacağız. Bizim örgütümüz, ABF bizim göz bebeğimizdir. Örgütümüze zarar veren her türlü yaklaşma gerekiyorsa kendi canımızı böyle siper edeceğiz. Yani biz çok çeken bir toplumuz.
bu örgüt kolay yaratılmadı. İyi bir noktaya geldi. Boş tartışmalar, gereksiz bu yönetim çekişmelerinden uzak durmak lazım. Yönetimler olur, örgüt bu. Her dönem yönetimler olacak. Dediğim gibi noktada da anlayış temelinde kendimizi yenileyerek daha güçlü bir ABF'yi nasıl yaratacağız? Buna kilitlenmemiz lazım ve kucaklaşmayı esas alacağız. Birinci öncelik. Evet, evet. Onu esas alacağız. Yok, şurada şu oldu, burada bu oldu. Olmuştur. Daha fazlası da olmuştur. Bizim burada anlatmadığımız başka şeyler de olmuştur. Ne yapalım ya? Kan devası haline mi getireceğiz? Oturup çözeceğiz bunları kardeşim. Evet. Eğer gerçekten birbirimize karşı hikaye anlatmıyorsak, masal anlatmıyorsak, samimiyetten uzak konuşmuyorsak, iğne ucu kadar bir olumluk varsa orayı tutup orayı büyütmek lazım. Buradan bakmak lazım. Yeni yönetime başarılar diliyorum. Soner'e ve arkadaşlarına da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hızır hem sizin hem de o arkadaşların yardımcısı olsun. Bundan sonra da yolda birlik olun, birlikte Muzalli'yi Enerbe'de büyütmeye çalışın. Sizin bundan sonra büyük emekleriniz olacak. Geçmişte o arkadaşların emekleri vardı ve şimdi tekrar emeklerinizi ortaklaştırın. Enerbe'yi birlikte ayağa kaldırmaya çalışın. İnanın Alevi toplumu sizi kucaklayacak. İki listeden arkadaşlar da. Evet, söyleyeceklerim bunlar sevgili. Eyvallah Sayın Subaşı. Değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyorum. Evet, sevgili İYÖN Medya izleyicileri, Hasan Subaşı'yla geçtiğimiz pazar günü Kuzey Renvesfalya Eyalet Temsilciliği, ABF Eyalet Temsilciliği'nin Kuzey Renvesfalya'daki genel kurulunu tartıştık, değerlendirdik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.